İnşallah. Onları yaratmış. Ama Allah galip olarak yaratıyor. Yani bu mücadelenin içinde olan, Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlamaya çalışan, onunla birlikte olanları mutlaka galip getirir Allah. Mehdi'sine de öyle galip getiriyor. Bakın diyor ki, Abdülkadir Geylani Hazretleri, her kim bu zata Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a erişirse, erişildi mi erişildi. Aynı zamanda yaşıyoruz. Hazreti Mehdi hayatta şu anda eriştik. İnşallah. Herkes, bütün Müslümanları ilgilendiriyor şimdi. Bakın kime erişirse diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Hiçbir engeli yok artık. Yani benim ailem var, benim işim var, dur benim kariyerim var, itibarım var. Öyle bir engel yok. Tamam. Hazreti Mehdi'ye yardım edecek, zemin hazırlamak zorunda. Yani aynı zamandaki en büyük fitnenin deccaliyetle mücadele etmesi gerekiyor. Fikri mücadele. Mehdi'nin bayrağı indirilemez diyor. İnşallah. Yani Hazreti Mehdi galip olarak yaratılmış. Askeri mağlup edilemez. Talebeleri de asla mağlup edilemez. Yani Hazreti Mehdi'ye yardımcı olanların mağlup edilmesi mümkün değil. İnşallah. Hakkı aykıran sesi susturulamaz. Yaptığı tebliğ durdurulamaz. Çalışmaları durdurulamaz. Tevhid manevi kılıcı için bir hudut çizilemez. Yani İslam'ı yaymasında bir sınır yoktur. Dünyanın her tarafına erişir onun hak dini savunması inşallah. İnşallah. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Ona hiçbir iş, ona güç gelmez. Çok acayip. Yani bir kişinin çıkıp bütün dünya çapındaki topluma, yani 7 milyar insana tebliğ yapması ve bütün küfrün sistemlerinin üzerine saldırması hiç fark etmiyor. Ona zor gelmiyor Allah'ın verdiği güçle. Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz, açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç getiremez diyor Kadir Geylani Hazretleri. Hazreti Mehdi'nin talebelerin üstüne ahlakı, Peygamberimiz tarafından bakın nasıl bildirilmiş. Çok üstüne ahlaklı oluyorlar maşallah. Çünkü kesin imanlılar. Yani İnşallah. Tam iman ediyorlar. İnşallah. Hazreti Mehdi de onların iman etmesine vesile oluyor. Hidayetlerine vesile oluyor. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin tabiatı diyor, ari ve kusursuz olacaktır. Katıksız iman, yani şirksiz iman inşallah. İnşallah. Riyakarlıktan ve tüm diğer kirlerden arınmış olacaklardır. Onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış ve kusursuz olacaktır. Yani cennet ahlakı böyle inşallah. Değil mi? Allah cennette bildiriyor. Kinden ne varsa çekip almışız diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünyada da bu ahlak seviyesine ulaşanlar cennete alınıyor zaten. Allah'ın rızasına hoşnutuna kazanmış oluyor. Yani dünya eğitim yeri. Bu eğitimden Hazreti Mehdi'nin talebeleri inşallah bu kötülük, kıskançlık gibi çok aşağılık, alçakça şeyler bunlar değil mi? Sen Allah seni yaratmış. Bütün her şeyi Allah yapıyor. İnşallah. Sen Allah'a teslim olmakla mükellefsin. İnsanın nefsinde var ama bunları bastırır insan imanıyla inşallah oluyor da. İnşallah. Yine başka bir hadiste, onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Yani çok iman sahibi oluyorlar. Çelikten daha güçlü. Hiçbir şekilde şekle göre uyum sağlamıyor böyle. Eğilip bükülmüyor inşallah. Dur ortama göre ben insanlar ne der, yok ailem ne der, yok işte bilmem kim ne der, Allah ne derdir önemli olan. Onun için çelikten daha güçlü iman. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaklardır. Öyle olunca da Allah muazzam bir güç veriyor. Hem fiziksel hem manevi güç tabii asıl. Evet, yani inşallah. Çok etkili kılıyor o zaman inşallah. Yoksa herkes etten kemikten aciz yani yaratılmış. Herkes yoruluyor, uyuyor, canı yanıyor. Yani o öyle. Yani insanın çok zayıf. Ama Allah işte imanla çok üstün bir güç veriyor. Galip getiriyor o zaman inşallah. İnşallah. İmam-ı zaman Hazreti Mehdi'nin talebeleri soylu, bilgili olacaklardır. Ve dünyanın yönetici olacaklardır. Öyle olunca da Allah'ın Nur Suresi 55'te vaadi var inşallah. Evet. Hiç şüphesiz diyor. Sizden öncekiler nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa siz de güç ve iktidar sahibi kılacak diyor Allah. Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn döneminde olduğu gibi. Bir tek kriter veriyor Allah ayette. Onlar hiçbir şirk koşmazlar diyor. Yani şirk koşulmadığı zaman diyor çok az işte Hazreti Mehdi ve talebelerini dünya hakimi yapacağını bildiriyor Allah. İnşallah. İnşallah. Güzel müjdeler. Evet. Müminlerin başına gelecek zorluklardan bahsettik. Allah'ın vaadi inşallah. Ama bir topluluk daha var. Bir insan topluluğu daha var. Ayrı zamanda da yine karşılaşacağımızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Başlarına zorluk geliyor bu kişilerinde ama dayanamıyorlar. Evet. Zorluk karşısında. Şimdi münafıklar bu kişiler. Evet, inşallah. Allah Ahzab suresinin 11 ve 12. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etme diyorlardı. İnşallah. Yani Resul'ün yanında olduklarını görüyoruz. Değil mi? Ayetten anlıyoruz. İnşallah. Ayrı zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olacaklar. Bir süreye kadar. Ama başlarına zorluk geldiğinde, çünkü mümin toplumuna Allah zorluk ortamı, imtihan gereği zorluk ortamı yaratıyor.
münafıklar dayanamıyorlar. Ne güzel ya. Ayrılıyorlar. Müminin çok başına bela yani. Yağar demiş evet. hocamız. Yani bela yağmıyorsa zaten sen şüphe et o zaman imanından. Evet. Ya bir yanlışlık var. Tabii. Yani sen hiç riske girmiyorsun. Allah yolunda fikri mücadeleye katılmıyorsun. Dur ben hiç kimseye dokunmayayım. Hiçbir şey bana dokunmasın. E böyle olmaz. Allah o zaman da cennete gireceğiniz mi sandınız diyor. Evet. İnşallah. İnşallah. İnsanların hoşuna gidecek anlatımlar yaptıklarını görüyoruz bazı insanların. Yani normalde Müslüman bakar. İnsanların rızasını düşünmez. İnsanların hoşnutluğuna göre hareket etmez Müslüman. Yani Allah'ın rızasına göre hareket eder. Mesela şu anda Allah'ın rızasına uygun olan bütün peygamberlerin yaptığı gibi canlıların kendiliğinden oluştuğu iddiasının geçersizliğini anlatmaktır. Ya birisi kalkıp da dese ki işte ya işte Darwinizm mi kaldı veyahut da bize niye Darwinizm anlatıyor? Bu ilgilendirmez Müslümanı. Müslüman Kur'an'da bildirilen yöntemi anlatır. Mesela iman hakikatleri. Allah Kur'an'da iman hakikatlerinin anlatılmasını ve üzerinde düşünülmesini emrediyor. Mesela deveye bakılmasını, bütün hayvanlara bakılmasını, göğe bakılmasını, yere bakılmasını, insanın kendi nefsine bakılmasını Allah emrediyor. Buna bakacaksınız ve üzerinde gece gündüz düşünürler diyor Allah. Ayette bu şekilde bildiriyor. Mesela bakıyor bazı kişiler diyor ki ya tamam bunları anlatalım da diyor. Yani insanlar bunu şey yapmazlar diyor. Yani bu çok tutacak bir şey değil diyor. Ya Allah Kur'an'da bildirmiş diyor. Ama haşa diyor bu insanlar tarafından ilgi görmez diyor. İlgi görmeyince reyting olmaz diyor. Reyting olmazsa diyor o zaman aldığımız para şey düşecek. Dolayısıyla insanların rızasına göre bunları anlatmamak lazım diyor. Evet. Ama Allah bunları anlatın buyuruyor. Kur'an mucizelerine yine anlatılması gerekiyor. Bakıyorsun onu da anlatmıyor. Ne diyor? İnsanların ne hoşuna gider diyor. İşte hikaye, hurafe bu tarz şeyler insanların çok hoşuna gidiyor diyor. Ters düşmemek için. Ki ayrı zamanda da bakın 70 bin sarıklının Hazreti Mehdi'ye karşı gelmesinin sebebi bu. Çünkü etrafına hep çıkar dolayısıyla çıkar elde edecekleri kişileri toplayıp hurafe anlatıyorlar. Evet. 70 bin sarıklı. İnsanları dinden çıkartıyorlar. Kendi ceplerini dolduruyorlar. Hazreti Mehdi Kur'an'a uygun bir şekilde hareket ettiği zaman ne diyorlar karşınız. Hurafe anlatanlar? İşte mesela bakıyorlar Mehdi bambaşka bir şey yapıyor. Yani Kur'an'a uygun şekilde hareket dinimizi ediyor. Dinimizi mahvedecek, evet, izale edecek diyorlar. Dinimizi mahvedecek. Mahvediyor diyorlar, evet. Elimizden alacak diyor. Ve 70 bin sarıklı, belki sayıları daha fazladır. Hazreti Mehdi'ye bu yüzden karşı evet. çıkıyorlar. Bu da Allah'ın ayeti. Kendi hurafelerini anlatma adına. Evet, bu da Allah'ın ayeti diyor ya komşu Allah'a sınırım. Siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz. Muptil ne demek? Yürürlükte olan dinimizi değiştirmek isteyenlerden başkası değilsiniz diyor. Her peygamber ne zaman geldiyse İnşallah. Bununla ortaya evet. çıkıyor. Kim doğru bir şey söylüyorsa. İnşallah. Değil mi? Allah'ın bakın Allah'ın ayeti böyle diyor diyorsun. Senin söylediğin yanında yok onu kabul edemiyor mesela. Niye? Çünkü Allah Yüce Rabbimiz diyor ki bir ayette konuşuyorsanız onların çoğu da ümmidir diyor. Cahildir yani. Ümmi demek cahil demek. Kitabı bilmezler. Bildikleri birçok asılsız şeyden başka bir şey değildir. Onlar ancak zannederler diyor. Gerçekten de bakıyoruz. Söylediği şeyin Kur'an'la hiç alakası yok. Mesela televizyona çıkıyor, bir saat program yapıyor. Bir saat program boyunca tek bir ayet söylemiyor. Allah'ın kelamı, Allah'ın insanlara ulaştırın dediği ayeti bir tanesini söylemiyor. Ama bir efendim bir yerden bir yere gidiyormuş ki şöyle olmuş da böyle olmuş ballandırarak. Sonuna bakıyorsunuz hiç hikmet yok. İnsanları kurtaracak i̇manla hiçbir şey yok. İmanla katkı yok. Evet. Sadece muhabbetler, her evet. ortamları da böyle. Mesela gittiğimiz ortamlar oluyor bazen. Ortamlarda konuşuyoruz. Ya bir tane hikmetli bir söz yok. Bir tane kanın durdurulması için Allah'ın emrini değil mi? Emredi yani fitnenin kalmaması için dünya üzerindeki şeylerin tamamen çözümüne yönelik tek bir konuşma olmuyor. Evet. Zaten böyle bir şeyin de altına gireceği elinin taşın altına elini koymuyor zaten. Hadi evet. kardeşim diyorsun bir şeyler yapalım. Ya tamam diyor benim evim açık diyor. Ailem var pardon diyor. Mesela ayette belirtildiği gibi. Komşuda onlara cihata çıkın dediğinde bir aile var diyor. Derler ki diyor evim açıktır derler diyor. Peki öbür aileler nasıl nedir? Filistin'de, yani, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da doğranan aileler onlar aile değil mi? Ya evet. Onları zaten hiç onları şey yap. Mesela başka bir ayette diyor ki bu sıcakta savaşa çıkmayın diyor. Ya Yüce Rabbimiz sıcakta oranın sıcak olduğunu bilmiyor mu? Orayı sıcak yaratıyor. Sen ona rağmen kalkacaksın ve Allah için değil mi insanlara yani o çabayı anladın mı? Ya, ortaya koyacaksın. İnşallah. Bak Yüce Rabbimiz başka bir ayette diyor ki olmuş şeytan da Allah'a sınır. Kadınlar erkeklerden, çocuklardan zayıf bakılmışlar adına neden çaba harcamıyorsunuz diyor. Evet. Şimdi bu ayeti Allah bana soracak. Sana da soracak. Hepimize buradaki bütün dünyadaki evet. bizi dinleyen herkese ve dünyadaki herkese bu soruyu soracak. Söylediğin gibi yani Filistin'deki aileler aile değil mi? Bak orada şu anda Rabbimiz değil mi bizi kurtar deyip anladın mı? Bir lider bekleyen insanlar evet. var. İnşallah. Niye Yüce Rabbimiz bu ayette bunu belirtiyor? Böyle bir liderin çıkıp değil mi?
çıkması için bunu belirtiyor bize. İşte bu lider de Mehdi Aleyhisselam. İnşallah. İnşallah. Mehdi'yi arayın diyor Peygamberimiz. Evet. İnşallah. Karda evet. sürünerek bile olsa gidip onu bulun diyor. Ona ulaşın diyor inşallah. Ve ona yardımcı olun diyor inşallah. İnşallah. Evet. İnsan her şekilde faydalı olabilir. Evet. Mutlaka faydalı olabilir. Zaten Allah her şeyi hazır olarak yaratmış. Mesela hocamızın eserleri değil mi? Yıllarca emekle böyle en mükemmel şekilde Allah tarafından yaratılmış, hazırlanmış. Hocamızı evet. vesile etmiş Allah. Bedava, ücretsiz. Zaten dinden ücret asla olmaz. Haramdır o. Değil evet. mi? Size ücret istemeyenlere uyun diyor Allah inşallah. İnşallah. Allah rızası için yapılıyor. Çünkü din tebliği öyle yapılır. Aksi olmaz zaten inşallah. İnşallah. Alın onu. Ne kadar kolay bir şeydi. Mesela bir şeye gitmiştik. Anadolu'da bir yer konferansımız vardı inşallah. Müslüman kardeşlerimizin organize ettiği. Orada bir arkadaş geldi böyle. Dediler ki maşallah buranın çobanı bu dediler. Yani hakikaten de tertemiz yüzü ama üzerinden de fakirliği anlaşılıyordu yani böyle. Yıllardır hocamızın eserlerini indirip CD'leri çoğaltıp dağıtıyormuş. Maşallah. Yıllardır maşallah. Tebliğ yapıyormuş. Çoban 3 kuruş imkanı var yani böyle. Maşallah. Acayip elini ayağını öperiz yani kardeşim, inşallah değil mi? Değil mi? Yani özür böyle. Değil hocam. Mesela biraz önce Gökalp söyledi. Yani evimiz açıktır diyor. İşte sıcakta savaşa çıkmayın. Aslında bunlar onların bahaneleri. Yani içinde evet. zaten onu hissetmiyor. Yani böyle evi açıkta olmasa da çıkmaz o adam. Evet. Yani oradaki elçiye ve müminlere uydurduğu bir yalan. Evet. Yani samimiyetsiz bir şekilde benim yani bahaneler uyduruyor aslında. Yani zaten o mücadeleye girmek istemiyor. Evet. Orada ezilmiş yani değil mi azap çeken insanları kurtarmak istemiyor. Evet. Sadece dünyayı yaşamak istiyor. Dünyada da nefsine ne hoşuna gidiyorsa onu en güzel şekilde yaşamaya çalışıyor. İnşallah. Yani yoksa yani evet. gerçekten son derece samimiyetsizler. Evet. Sadece uydurdukları bahaneler. İnşallah. Onu... Allah ise mesela... Evet. Allah yolunda mücadeleden kaçmak için de hiçbir bahaneyi kabul etmiyor. Sıcak olması da fark etmiyor, evinin açık olması İnşallah. Da fark etmiyor. Allah yolunda bizim mücadele etmemizi istiyor Allah. Evet. Mesela şöyle düşünüyorum hocamızın da örneği mesela. Senin kardeşin, karın, çocuğun veya herhangi birisi şu anda Filistin'de olsa, tecavüz görüyor olsa veya işkence görüyor olsa sen aynı rahatlıkta evinde oturabilir misin? Mümkün Bunu değil. Herkes kendine sorsun. Eğer oturamam diyorsa şu anda herkesin şu anda bu önemli görevi üstlerine alıp bunu yapması gerekiyor. Evet, İnşallah. Çünkü kardeştir İnşallah. Diyor Allah. Müslümanlar kardeş. Aynı durumda sen de olursun. O zaman biz oturacak mıyız? Yani kimse sana yardım etmeyecek mi yani? O zaman evet. gidersin kapı kapı dolaşıp yardım ararsın, şey yaparsın. Şu anda insanlar öldürülüyor her yerde değil mi? Bosna'da olmadı mı gözümüzün dibinde değil mi? Doğu Türkistan'da olmadı mı? Filistin'de olmadı mı? Çeçenistan'da olmadı mı? Afganistan'da olmuyor mu? Neden müdahale etmediklerini görüyoruz değil mi? Müslüman, bazı Müslümanım diyen insanların bu duruma. Çünkü korkak oldukları için. Evet. Korktukları için Allah bildiriyor Tövbe suresinin 56. ayetinde. Şeytanların Allah'a sanırım gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Şimdi toplanıyoruz diyorsun ya mesela. Değil mi? Bir araya gelin mi oluyor? Orada beraber olduğunu söylüyor müminlerle, Müslümanlarla. Müslüman olduğunu söylüyor. Yemin de ediyor. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Maşallah. Kendi rahatsa dediğin gibi hocam. Evet. Kendi bir sıkıntısı yoksa başkasına karışmıyor. Evet. İşte. Korkuyor. Yani kendi rahat ortamının bozulmasından yani korkuyor. Zorluk ortamı olduğunda o bir evet. anda o söylemiş olduğu sözünü geri alıp evet. pır kaçıyor. Evet. Değil mi? Yani ayaküstü bırakırlar diyor mesela elçiyi değil mi? Müminleri ayaküstü bırakırlar diyor. O zorluk anı gelene kadar dediğin gibi yani kendi nefislerini tatmin edecek her ortamı buldukları anda ona gidiyorlar. Evet. Ama zorluk anı çıktığı zaman birden yok oluyorlar ortamdan. Zaten işte bir, televizyonda bir hoca çıkmış diyor ki işte zaten bir şey yok ki diyor yani. Her yerde evet. insanlar öldürülüyor. Suriye'de kaç kişi öldü, kaç Müslüman öldürülüyor. Hala öldürülüyor her gün. 50-50, 100-100 diğer ülkelerde. Diyor ki bir şey yok ki diyor ya. Biz oturuyoruz diyor. Kur'an okuyabiliyoruz diyor. Biz gayet normal. Bak, yani hiçbir şey yok diyor etrafta. Nasıl Hayat yok ya? Ediyor. Senin olduğun yerde yok. Dünya yanıyor, sen uyuyorsun. Televizyonları aç bak. Değil mi? Gazeteleri aç oku. Nerede yaşıyorsun sen? Uzayda mı yaşıyorsun? Hemen değil mi? Onun için de yani Mehdi'nin özelliği zaten kanı durdurması. Yani bütün bu fitnenin ortadan kaldıracak. Onun için evet. bir lidere ihtiyaç var. Bir liderin bir lider olsa, bütün herkes de ona tabi olsa, değil mi? Mesela şu anda Suriye'de oluyor. Bütün İslam devletleri bir araya gelip dur kardeşim dese, orada devam edebilir mi? Mümkün Orduları değil, var, evet, şeyleri var. Hani bütün ülkeler için yani bu kadar insan fitneye kalmayıncaya kadar değil mi? Allah yolunda mücadele edin diyor Hocam. Bölmüşten kaynaklanıyor bunlar zaten. Tabii ki. Yani dağılıp ayrılmayın diyor. Gücünüz gider. Bizim birlik Müslümanlar kardeştir diyor. Zaten İnşallah. Biz kardeşiz.